Sapsarı saçları, masmavi gözleriyle Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri o. Camdaki Kız dizisinde sergilediği muhteşem performansla ekranlara damga vurdu. Peki hem güzelliği hem de yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Burcu Biricik aslında kim? Gelin güzel oyuncuyu daha yakından tanıyalım. Burcu Biricik 4 Mayıs 1989'da Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Yani kendisi Venüs'ün tüm nimetlerinden yararlanmış bir boğa burcu. Güzelliğini bizim abarttığımızı düşünmeyin sakın. 2006 yılında yani daha 17 yaşındayken Akdeniz Kraliçesi seçilmişti. Çocukluk yıllarına dönersek Burcu Biricik çocukluğunu Antalya'da geçirmiş. Anne ve babasının ayrılmasıyla annesi ve annesinin ailesiyle birlikte yaşamaya başlamış. Ayrıca kendi isteğiyle babasıyla görüşmeyi reddetmiş. Oyunculukla tanışması ise küçük yaşlarda olmuş. Yaşadığı mahallede taklitler yapmasıyla tanınırmış. Lise yıllarında katıldığı bir tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar vermiş ve hemen çalışmaya başlamış. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroya katılmış. Burada Yaşlı Hanım'ın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, İkinin Biri ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda yer almış. En büyük hayali tiyatrocu olmak ama ya işler istediğim gibi gitmezse diye düşünmüş ve koluna bir altın bilezik takmış. Ege Üniversitesi'nde arkeoloji okumuş. Oyunculuk dediğinde eğitimsiz olmaz, olsa da iyi olmaz demiş ve okumak için gittiği şehirde Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almış. Peki Burcu Biricik televizyonla nasıl tanıştı? Genç, güzel ve yetenekli. Keşfedilmesi çok zor değildi aslında. 2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez izledik onu. İlerleyen dönemlerde Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Burcu Biricik, annesi ve dedesinin ısrarıyla Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve birinciliği Alican Yetkin'le paylaştı. Onu artık bambaşka bir hayat bekliyordu. Ama o İzmir'e dönmek istiyordu. Sonra Muhteşem Yüzyıl'dan teklif gelince İstanbul'da kala kaldı. Ardından Bana Masal Anlatma, Ustura Kemal gibi dizilerde küçük roller aldı. Daha sonra Düşman Kardeşler adlı televizyon dizisinde Trakyalı güzel bir kızı oynadı. Hiç ara vermeden çalışmaya devam eden Biricik, daha sonra Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakteriyle çıktı kamera karşısına. Bu süreçte pek çok reklam filminde de gördük onu. Gitgide daha tanınır hale gelen Biricik, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı gibi dizilerle büyük bir çıkış yakaladı. Günümüze yaklaştıkça Çiçero, Kuzgun ve Kırmızı Oda gibi dizilerde rol alırken Burcu Biricik artık tam anlamıyla şöhretin zirvesindeydi. Daha doğrusu biz öyle zannediyorduk. Yakın zaman önce Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönen Biricik, bu diziyle yok artık dedirtti. Sadece bununla da kalmadı. Netflix'te yayınlanan Fatma adlı dizide hiç beklemediğimiz bir karaktere büründü ve izleyenlerin tabiri caizse ağzını açık bıraktı. Bu arada merak edenler için Burcu Biricik 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin'le dünya evine girmişti. Hatta Emre Bey şimdilerde Burcu Biricik'in menajerliğini yapıyor. Yani Burcu Biricik hem işte hem aşkta kazandı. Peki siz Burcu Biricik'in oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bu tarz içeriklerin devam etmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.